Spor Aksiyon'dan herkese mutlu akşamlar. PTT 1. Lig'de 27. haftada geride kaldı. Samsun Spor kendi sahasında dost kulüp, kardeş kulüp Ordu Spor'u zor da olsa 1-0 mağlup etmeyi başardı. Kağıt üzerinde kolay gibi görünen maç, dakikalar geçtikçe, gol geciktikçe çok zor bir hal aldı. Samsun Spor stres içerisinde bir 90 dakika tamamladı. Kaçırılan goller, Ordu Spor'un direkten dönen topları ama sonuçta Sezer Özmen'in 71. dakikada attığı golle Samsun Spor rakibini 1-0 mağlup etmeyi başardı ve playoff potasına girdi. Puanını 44'e yükseltti ve 6. sıraya yerleşti Kırmızı Beyazlı ekip. Bu maç çok önemliydi Samsun Spor açısından. Çünkü rakipleri haftayı kazançlı kapatmıştı Şanlıurfa Spor haricinde ve Samsun Spor istediğini aldı. Gaziantep Büyükşehir Belediyespor maçı öncesinde moral buldu. Bu maçı her zaman olduğu gibi stüdyomuzda yine değerli konuklarımız var, yorumcularımız var, teknik direktörler Besim Durmuş ve Ercüment Coşkun'ların yanı sıra deneyimli gazeteci Avni Demir bizlerle birlikte bu akşam Samsun Spor Ordu Spor maçını değerlendireceğiz. Kalan 7 haftada ne tür bir durum bekliyor PTT 1. Ligi ve Samsun Spor'u, onların değerli yorumlarını alacağız bu konularla ilgili. Ama onun öncesinde yine dün akşam çok güzel bir ödül töreni vardı. Kavak Belediyesi ve Kavak Dernekleri Federasyonu tarafından ilk kez bu yıl 2015 Yaşar Doğu Spor Ödülleri töreni gerçekleştirildi ve bu törende de Spor Aksiyon yılın en iyi programı seçildi ve ben de yılın en başarılı gazetecisi ve program sunucusu ödülünü aldım dün akşam. Buradan kendilerine çok çok teşekkür ediyoruz. Az sonra ödül töreniyle ilgili haberimizi de ekranlara getireceğiz. Yine Samsun Spor Ordu Spor maçı öncesi röportajlar var, taraftar görüşleri vardı. Yine maçtan sonra hem futbolcuların hem yönetim kurulu üyelerinin görüşleri, Samsun Spor Teknik Direktörü Erhan Altın'ın görüşleri var. Eski Samsun Sporlu futbolcu Erdem Şen de hafta sonu Samsun'daydı. Samsun Spor Ordu Spor maçını 19 Mayıs stadından seyretti. Onunla da röportaj gerçekleştirdik, açıklamaları vardı. Onu da ekranlara getireceğiz. Ve Samsun Spor'u Ordu Spor karşısında galibiyete taşıyan, golü atan Sezer Özmen forması vereceğiz bu akşam düzenleyeceğimiz yarışmada. Sorumuz şu: Sezer Özmen Samsun Spor formasıyla ilk golünü hangi takıma karşı attı? Bunun cevaplarını Haberaks-Spor Aksiyon sayfamızda son paylaşım yaptığımız Sezer Özmen'in fotoğrafıyla yer alan paylaşımın altına cevaplarını yazabilirsiniz. Ve doğru tahmin eden, bu sorunun cevabını doğru bilen kişiler arasında programımızın ikinci bölümünde çekiliş yapacağız ve hafta içerisinde Haber Medya Plaza'ya davet edeceğiz kendisini. Hem formasını vereceğiz hem de güzel bir söyleşi gerçekleştireceğiz talihli izleyicimizle birlikte. Hiç vakit kaybetmeden hemen değerli yorumcularımıza dönüyorum ben. Samsun Spor Ordu Spor maçı 1-0'lık skor. Neler söyleyeceksiniz? Hocam sizden başlayalım ama öncelikle hoş geldiniz. Geçtiğimiz hafta programımızda yoktunuz. TÜFAD'ın organizasyonu vardı. Şampiyon tamamladınız. Onu da programımızın ilerleyen bölümlerinde konuşacağız. Ama öncelikle Samsun Spor, Ordu Spor maçını çok kısa bir değerlendirmeyle alalım. Çünkü ilerleyen bölümlerde daha geniş bir şekilde konuşacağız. Ondan sonra bir ödül törenimiz var. Onu ekranlara getirip ondan sonra daha geniş bir şekilde değerlendirmenizi yapma fırsatımız olacak. Öncelikle iyi akşamlar. Bu tür maçlar tabii kolay olmuyor. Alınan 3 puan çok önemliydi. O yüzden hem teknik ekibi hem Samsun sahada olan hem kulübede hem taraftarımızı bu konuda tebrik ediyorum. Bence alınan 3 puan çok önemliydi. Çünkü haftalar ilerledikçe hem ligin boyu kısalıyor hem de 3 puanlar çok değerli hale geliyor. Ordu Spor maçı kağıt üzerinde çok kolay gibi gözüküyordu ama çok kolay olmadı. Ama sonuç itibariyle kazanan taraf Samsun Spor oldu. Bu anlamda alınan 3 puan gayet olumlu. Tabii ufak tefek sıkıntılar oluyor. Hem maça Ordu Spor'un bulunduğu yer itibariyle biraz konsantrasyon eksikliği sorunları yaşandı. Hem taraftarımızda hem sahadaki oyuncularımızda hepimizde zor olacağını biliyorduk. Bu tür maçları geçmişte hep yaşıyorduk. Bu tür maçlar hep sürprizleri ortaya çıkartıyordu. Ama alınan 3 puan bence çok değerli. O anlamda hem demin söylediğim gibi hem hocamızı hem oyuncularımızı hem taraftarımızı gönülden destekleyen herkesi tebrik ediyorum. Evet, hocam siz neler söyleyeceksiniz? Geçtiğimiz hafta burada yine değerli yorumlarınız vardı. Maçla ilgili öngörüleriniz ve kalacak haftalarla ilgili. Ordu Spor maçı nasıl geçti sizden? Beklenildiğinden çok daha zor geçti kesin. Şimdi bu tip maçlar zor olur. Hepimiz yaşıyoruz. Öncelikle kazandıkları için Samsun Spor takımını kutluyoruz.
en üstünden en altına kimin katkısı varsa. Ama teknik değerlendirme yaparken tabii ki saha içinde gördüklerimizle ilgili fikirlerimizi söyleyeceğiz. Onun için alınan 3 puan, hocanın da dediği gibi boyun kısaldığı, sonuna gelindiği noktada önemli bir 3 puan. Çünkü aynı Ordu Spor takımının Antalya Spor'u Antalya'da 3-1 yendi, 3-1 yendi yanılmıyorsam ilk maç. Hüseyin Hoca'nın ilk gittiği maç. 3-1 yendiğini unutmayalım. Antalya bizim üstümüzde. Dolayısıyla hiçbir maç masada kazanmaz, sahada kazanılır. Samspor bunu kazanma becerisini gösterdi. Ancak tabii ki hem taraftara hem bizlere sıkıntılı anlar yaşattı, yaşatmadı değil. Bunun böyle olabileceği tahminini söylemiştik. Gazetelerde de zaten bütün açıklamalar hem yönetsel anlamda hem teknik kadro açısından hem de oyuncular tarafından bu maçın çok zor geçeceği, bu maçı çok önemsedikleriydi. Ama sahanın içerisinde oynanan oyun beyanatlarla aynı paralelde olmadığı örtüşmedi, görüşünü savunuyorum. Öyle bir düşüncem var. Bu açıdan alınan 3 puan iyi. Tabii hiçbir zaman Samsun'un önüne geçmez ama bir de Samsun TÜFAD'ın bir Türkiye şampiyonluğu var. Antrenör derneklerinin, TÜFAD'ın, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği'nin geleneksel, bu üçüncüsü sanırım, her yıl yaptığı bir şubeler arası turnuva var. Bu turnuvada Samsun TÜFAD Türkiye şampiyonu oldu. Son maçta Ankara'yı, son iki yılın şampiyonu Ankara'yı 3-0 yendiler. Besim Hocam da oradaydı. Hem Besim Hocam hem Şube Başkanı Hakkı Bayrağı hem de bu oluşuma katkı veren tüm arkadaşları tebrik ediyorum. Samsun'a bir şampiyonluk kazandırdılar. Biz de tebrik ediyoruz. Programımızın ilerleyen bölümlerinde yine bu konu hakkında konuşacağız. Fotoğraflarımız da var şampiyonluk. Ben şey olsun hani ilgili. Bu maçın tamam. Ardından bir şampiyonluk var. Onu da bu çok maçın güzel. Gölgelemeyelim ama bunu da unutmayalım. Çok güzel. Evet. Avni abi. Evet. Ben öncelikle TÜFAD'ı kutlayarak sözlerime başlamak istiyorum. Ve maça gelince geçen hafta tam bir hafta önce burada konuşmuştuk. Ordu Spor maçı çok çok önemli bir maç demiştik. Ama gördüğüm kadarıyla bu söylediklerimizi ya bizi yanlış düşünüyorlar diye düşünenler oldu veyahut da önemsenmedi. Maça genellikle üzülerek de belirtmek istiyorum. Aslında bu maçı bu şekilde zor geçeceğini kimse tahmin etmiyordu. Hatta teknik direktör Erhan Altın dahi. Çünkü Erhan Altın sahaya Embillasız başladı. Nedir? 1-2 gol bulurum. Sadece Embilla değil. İkinci yarıda devreye hiç sokmam. Bu maçta riske atmam Embilla'yı diye düşündüm. 3 oyuncu. Tabii Murat da vardı. O kadro konusunu biraz sonra daha geniş bir şekilde açacağız. Ama ben kısaca bir maçın teknik analizi olarak. Teknik analizinde yine geçeriz yaparız. Katkı vermek için söylüyorum. Evet gayet tabii. Ama işin gerçeği Samsun Spor, Ordu Spor'u gerektiği biçimde önemsemedi. Önemsemediğinin cezasını da çekti. Rakibi umduğundan daha çetin ceviz çıktı. O gençler 4-1 Ordu'da yendiğimiz Ordu Spor'un o ağabeyleri oynamıştı o zamanlar. O takımdan daha etkili futbol oynadılar ve Samsun Spor'a kök söktürdüler. Samsun Spor bence olayı biraz küçümsememiş olsaydı daha farklı bir maç çıkardı. Sonuç da daha farklı olurdu. Ben burada istersen noktalayayım. Diğer teknik konulara devam edelim. Tamam olur. Bu arada sorduğumuz soruyla Sezer Özmen formasıyla ilgili sorduğumuz soruya yağmur gibi cevaplar da gelmeye başladı. Sayfamızda işte doğru olan da var olmayan da var cevaplarda ama programımızın yaklaşık bir saat boyunca yaklaşık 45 dakika kaldı. 45 dakika boyunca cevaplarınızı oraya bildirebilirsiniz ve programımızın ikinci bölümünde çekiliş yapıp Sezer Özmen forması hafta içerisinde hafta sonuna doğru teslim edeceğiz tarihli izleyicimize. Bu arada hemen ödül töreniyle ilgili görüntülere gidelim. Görüntülere gidelim. Dün akşam evet gerçekten Spor Aksiyon 1,5 yıl olmasına rağmen yayın hayatına başlayalı.
yayın hayatına başlayalım. İkinci ödülü, 2014 yılının da yılın en iyi programı ödülünü almıştık. Hep birlikte emeği geçenler de var tabii. Onların isimlerini de tek tek az sonra sayacağım buradan. Ve 2015 yılına da ödülle başladı Spor Aksiyon. Dün akşam ödül töreni vardı. Kavak Belediyesi ve Kavak Dernekler Federasyonu'nun organize ettiği Yaşar Doğu 2015 Spor Ödülleri töreninde tek basın kuruluşu vardı. Haberak TV'de ben temsil ettim ve Spor Aksiyon yılın en iyi programı seçildi. Benim şahsıma da ödül verildi. Ben de yılın en başarılı gazetecisi ödülüne layık görüldüm. Hemen haberimizi izleyelim. Ondan sonra bu programda emeği geçen herkesi, hem stüdyomuzda bulunan değerli yorumcuları hem de geçmiş dönemde programımızda yer alan ve bizi zirveye taşıyan, bizi bir numara yapan isimleri tek tek sizlere sayacağım. Şimdi ödül töreniyle ilgili haberimizi ekranlara getiriyoruz. Samsunlu efsane güreşçi, dünya ve olimpiyat şampiyonu Yaşar Doğu'nun anısına Kavak Belediyesi ve Kavak Dernekleri Federasyonu tarafından ilk kez düzenlenen 2015 Yaşar Doğu Spor Ödülleri sahiplerine verildi. Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılan ödül törenine Samsun Vali Yardımcısı Faruk Necmi Kurt, Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcıoğlu, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, eski Samsun Milletvekili Mehmet Kurt, eski İl Kadın Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Kavak Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Operatör Doktor Yılmaz Karagöz, İl Kadın İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Çetinkaya, Kavaklılar Dayanışma, Yardımlaşma ve Kültür Derneği Başkanı, gazetemiz yazarlarından Ersin Erge, Yaşar Doğu Spor Ödülleri Töreni Düzenleme Kurulu Başkanı Şakir Demirci, Haber Gazetesi Spor Servisi Müdürü Muhammed Çavuşoğlu, Samsun'da ve Türkiye genelindeki sportif faaliyetlerde derece elde eden okulların sporcuları ve beden eğitimi öğretmenleriyle çok sayıda vatandaş katıldı. Yaklaşık 1000 kişinin katılımıyla gerçekleşen törende ödüller sahiplerini buldu. Haberak televizyonunda her salı saat 22'de ekranlara gelen, sevilen ve ilgiyle seyredilen Spor Aksiyon programı ve aynı programın sunucusu Haber Gazetesi Spor Servisi Müdürü Muhammed Çavuşoğlu en başarılı program ve gazeteci özel ödülüne layık görüldü. Muhammed Çavuşoğlu ödülünü Samsun Vali Yardımcısı Faruk Necmi Kurt'tan aldı. Düzenleme Kurulu Başkanı Şakir Demirci de kürsüye gelerek Çavuşoğlu'nu ilk tebrik edenlerden oldu. Samsun Vali Yardımcısı Faruk Necmi Kurt, törende yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi. Sevecenliğiyle, dürüstlüğüyle ve çok önemli bir sporcu ahlakına sahip olmasıyla gerçekten tam bir Kavaklılık özelliklerini taşıyan ve onu yansıtan bir dünya yıldızıdır. Bir dünya sporcusudur. Yaşar Doğu'dan sonra bir düşünürseniz 50 sene içerisinde onun gibi bir sporcu daha yetişmedi. Törenin açılış konuşmasında Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcıoğlu, ilçemizin yetiştirdiği dünya ve olimpiyat şampiyonu efsane güreşçimiz Yaşar Doğu'nun anısına düzenlediğimiz bu organizasyonda bizimle olan herkese çok teşekkür ederim diye konuştu. Yani hem maddi hem de manevi olarak Yaşar Doğu'yu biz desteklemeye her konuda devam edeceğiz. Neden biliyor musunuz? Gençler, özellikle sizlere söylemek istiyorum, seslenmek istiyorum. Tabii burada birçok okuldan sıyrılıp gelen başarılı çocuklarımız var. Tabii ben hem onları kutluyorum, hem öğretmenlerini hem de ailelerini tebrik ediyorum. Bizim yeni Yaşar Doğu'lara ihtiyacımız var. Her alanda, eğitim alanında, sosyoloji alanında, fen alanında, tıp alanında, spor alanında, birçok alanda yeni Yaşar Doğu'lara ihtiyacımız var. Kavak Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Operatör Doktor Yılmaz Karagöz de milli güreşçimiz Yaşar Doğu'nun torunlarının bu tür başarılara imza atması bizleri onurlandırıyor dedi. Yaşamı ile sadece Türkiye'ye değil tüm dünyaya örnek olmuştur. Ruhu şad olsun. Yaşar Doğu Spor Ödülleri Töreni Düzenleme Kurulu Başkanı Şakir Demirci ise yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi. Yaşar Doğu'nun unutulmaması görevi bize ait. Kavaklılar olarak bize ait. Biz Yaşar Doğu'nun ismini sporcu gençlerimizle, çocuklarımızla, gelecek kuşaklarımızla, yeni kuşaklarımızla buluşturmak için bu seneden başlamak üzere bu ödülleri her sene vereceğiz. Ödül töreninde başarılı olan bütün okullar plaketle onurlandırıldı. Ancak bu okulların içlerinde Adnan Ölmez Ortaokulu çok farklı bir istatistikle sahneye çağrıldı ve ödüllendirildi.
Okul 1999 yılından itibaren güreş kategorisinde şampiyon oluyor. Son 16 yılda aralıksız şampiyon olan Adnan Ölmez Ortaokulu'ndan ilerleyen zamanlarda dünya çapında başarılı olacak yetenekli güreşçilerin çıkması bekleniyor. Beden eğitimi öğretmeni Ruhi Seren, şehrimizin efsane güreşçisi Yaşar Doğu'nun anısına düzenlenen böyle güzel bir ortamda ödül almak okulumuz için mutluluk verici, dedi. Törende ödül alan okullarsa şu şekilde: güreşte Adnan Ölmez Ortaokulu ve İlk Adım Spor Lisesi, futbolda İlk Adım Spor Lisesi kız takımı ve İlk Adım Spor Lisesi erkek takımı, basketbolda İlk Adım Spor Lisesi kız takımı ve Atakum TED Koleji erkek takımı, voleybolda Spor Lisesi kız takımı ve Atatürk Endüstri Meslek erkek takımı, handbolda İlk Adım Spor Lisesi kız takımı ve Tekkeköy Endüstri Meslek Lisesi erkek takımı, futsal kategorisinde İlk Adım Sema Cengiz Biberci Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kız takımıyla Atakum Recep Tanrıverdi Endüstri Meslek Lisesi erkek takımı. Yıldız kızlar ve yıldız erkeklerde ise ödül alan okullar basketbolda Mustafa Kemal Ortaokulu kız takımı ve Canik Bahçe Şehir Koleji erkek takımı, voleybolda 23 Nisan Ortaokulu kız takımı ve Çınarcık Ortaokulu erkek takımı, handbolda ise Gülsüm Sami Kefeli Ortaokulu kız takımı ve Tekkeköy İlköğretim Okulu. Günün özel ödüllerini ise Samsun Eskrim İl Şampiyonu Cemilcan İç ve Yaşar Doğu ile ilgili çalışmaları nedeniyle Emirliköy Dernek Başkanı Naci Cingöz aldı. Evet, 2014 yılının en iyi spor programı Spor Aksiyon seçilmişti. 2015 yılına da yine en başarılı, en iyi spor programı ödülüyle başladı. En iyi spor programı seçildi Spor Aksiyon. Tabii bu programın ilk başlangıcından bugüne kadar çok değerli insanlar bizlerle birlikte oldu programımızda. Murat Güleş'le başlamıştık. Daha sonra Erdem Erol, Sinan Hacı Yunus bizlerle birlikte oldu. Ender Gür zaman zaman birlikte bizlerle birlikte oldu ama başından bu yana her zaman Avni Demir yanımızdaydı. Onun da katkıları çok büyük ve 3 haftadır da değerli teknik direktörler, değerli yorumcularımız Ercüment Çoşkundere ve Besim Durmuş bizlerle birlikte stüdyomuzda yorumcularımız. Onların katkısı kuşkusuz çok büyük. Bizleri zirveye taşıdı ve sizlere de çok çok teşekkür ediyoruz bizleri zirveye taşıdığınız için. Evet, sizlerin söyleyecekleri muhakkak ki vardır bununla ilgili. Tebrik ediyoruz. Biz seni unuttuk aslında. Evet. Ben kendi röportajımı açıklamamı oraya koyuyorum. Olsun, tebrik ediyoruz. Programın nazarı olsun. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Evet. Bu tür programlar her zaman çok önemli. Çok fayda sağlıyor. O anlamda da inşallah bundan sonra artarak daha kaliteli, inşallah önümüzdeki yıllar daha da iyi olacak inanıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Evet Avni abi, başından evet. İtibaren hep birlikteydik. Bu ödülü ben tek başıma kesinlikle almadım. Hep bir ekip olarak bunu haber medya grubu adına yani hep birlikte. Biz yancı ekip oluyoruz. Biz sonra da tebrik ediyoruz sizin. Yani. Hayır. Öncelikle sizin başarınız. Bu yıl ilk kez yapılıyor. Kavak Belediyesi evet. ile Kavaklılar Federasyonu galiba. Değil? Evet Kavak ortaklaşa, Dernekler Federasyonu. Dernekler Federasyonu ortaklaşa böyle bir şeyi hatırlayıp gerçekleştirmesi güzel bir şey gerçekten. Evet. Öncelikle onları kutluyoruz. Bu arada tabii Spor Aksiyon'u kutlamak gerekir. Tabii kendimizi kutlayacak halimiz yok haliyle. Ama gerçekten Spor Aksiyon radyo haber radyoda başladı. İlk kez Muhammed'le evet. başlamıştık haber radyoda. Ve ardından televizyonla birlikte televizyona geçildi. Ve sanıyorum 2 sezondur değil mi Muhammed? 2 sezonun içerisinde. 1,5 yıl oldu. 1,5 işte 2 sezondur. 2 sezondur Spor Aksiyon, Haber Aksın önemli programlar arasında yer aldı. Temennimiz bundan sonraki programların bu tür teşviklerle birlikte daha etkin hale getirilmesi. Tabii burada Düzenleme Kurulu Başkanı Sayın Şakir Demirci'ye de çok çok teşekkür ederiz. Yine Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcıoğlu'na ve ödülümü veren Samsun Vali Yardımcısı Faruk Necmi Kurt'a da buradan çok çok teşekkür ediyoruz. Geleneksel hale gelmiş bu ödüller ve Samsun'da ve Türkiye genelinde Samsun okul takımlarının sportif alanda elde ettiği başarılara göre yaklaşık 20 okula da ödüller verildi burada. Bir kez daha kutlayalım. Böyle bir organizasyonu, böyle anlamlı bir ödül organizasyonu, Yaşar Doğu ödülleri, özel ödülleriydi bunlar. Böyle anlamlı bir organizasyon düzenledikleri için ve noktalayalım hemen. Tekrar Samsun Spor'a geçelim. Samsun Spor, Ordu Spor maçı. Az önce kısacası maçı değerlendirdiniz. Hocam çok tartışıldı, çok konuşuldu. İşte ufak tefek şeyleri de atlıyoruz. Rahmetli Yaşar Doğu da
bölgemizin çok önemli büyük değeri. Ülkemiz hem yurt dışında çok önemli yerlerde olimpiyat şampiyonlukları getirerek bu ölümsüzlüğünü ortaya koymuş. Kendisini tekrar rahmetle anıyoruz. Hem karakteriyle hem de sporcuk ve güreşi de sırtı yere gelmemiş bir isim. Samsun'un gururu, Kavak'ın sürekli gururu. Sürekli gurur duyuyoruz kendisini. Evet. Ruhu şad olsun. Ve hemen arkadaşlarımızdan da rica edelim. Alt bölüme spor aksiyonundan Sezer Özmen forması diye hemen soruyu tekrarlayalım. Samsun Spor formasıyla Sezer Özmen ilk golünü hangi takıma karşı atmıştır? Onu da doğru cevaplar arasında programımızın ikinci bölümünde çekiliş yapacağız ve hafta içerisinde formasını teslim edeceğiz. Evet hocam, Avni abi çok konuşuldu, çok tartışıldı. Basın tribünde hatta ikiye bölündü. Kadro konusunda tabii maçın gidişatına göre tabii bu serzenişler daha çok yükseldi ki taraftarlardan da biraz tepki dolu eleştiriler de vardı. Embilla neden yedek kulübesindeydi? Murat Akgüz neden yedek kulübesindeydi? Bir de Tuna Üzümcü'nün yerine Fatih Kılıçkaya forma giymişti. Neden bu isimler yedek kulübesindeydi diye eleştiriler vardı. Hemen de hatırlatalım. Embilla, Musa Aydın ve Ofeo'da ceza sınırındaydı. Bu maça o şekilde çıkmışlardı. Sizce bunu siz nasıl değerlendiriyorsunuz bunu? Öncelikle ben farklı bir açıdan bakmak istiyorum. 15 gün önce Urfa'da oynadığımız maç, burada konuşmuştuk. Kendi rakibimiz olduğu için yani kazanabilirsek harika olacaktı ama kaybetmeden geri dönmemiz gerekiyordu. Öne geçmemize rağmen berabere bitirdik. Çok bence olumlu bir sonuç. Tabii galibiyet herkesin istediği bir şey ama rakibimiz olduğunda onu orada tuttuk. Yani 6 puanlık bir maçtı. O değeri orada koruduk. Oradan olumlu dönmemiz bir artı bir motivasyon, özgüven sağladı. Ordu Spor'un da kendi bulunduğu konum itibariyle, bulunduğu yer itibariyle hafta içinde oradan iyi gelen bir Samspor grubu. Hafta içinde Ordu Spor'un da ligdeki konum itibariyle moral motivasyon olarak biraz konsantrasyon sorunu yaşadı. Bu algı tabii, bu işler PT Lig'in her maç çok zor. Benim de 3 yıl önce görev aldığım, 2 yıl önce görev aldığım dönemde de bir Ankara Gücü maçı oynamıştık burada. 6-7 bin Samspor taraftarı, 1500-2 bin Ankara Gücü kol kola şehirde dolaşıyorlardı. O günkü atmosfer çok şeydi. Oyuncu grubuma, arkadaşlarıma aktarmıştım. Bu tür maçları oynamak çok zor. Bu tür maçları kimseye anlatamazsınız. Burada çıkacaksınız. Bu tür sorunlar çok yaşanabilir. O yüzden bugünkü maçı siz kendiniz için, camiamız için oynayacağız. Ve bu noktada çok zor olduğunu söylemiştik. Ama maalesef o gün 2-0 öne geçtiğimiz maçı karşı iki takımın taraftarı birbirine jestler yaparak algımızı, sahanın içindeki moral motivasyonumuzu düşürdü. Biz bir boş maçtan 3-2 mağlup ayrıldık kendi sahamızda. Ondan sonraki süreçte biraz sorunlu ve sıkıntılı oldu. Ordu maçı da öyle bir algı yarattı. Ama tabii biz şimdi o zamanki dönem de farklıydı. Ama ne olursa olsun, yukarıda da olsan, aşağıda da olsan her maça daha iyi konsantre olarak çıkılması zorunludur. Bu böyledir. Yani futbol sahada oynanarak kazanılıyor. Ama sonuçta tabii ben burada değildim ama tabii o oyuncuların sahada olmayışı, daha doğrusu fazla süre alan oyuncuların kulübede olması biraz seyirciyi, taraftarı da o gün itibariyle biraz farklı işte rotasyon yapıldığı, işte bu noktada nasıl olsa maçı kazanırız algısı. Belki de hoca biraz daha toparlanıp az süre alan oyunculara fırsat vermen noktası oluşturmuş. Bir doğru algı gibi de düşünürsek ama gördük ki artık yani bu işin şakası yok. Kaybedecek puan veya puanlar. Zaten bulunduğumuz yeri korumak zorundayız. İlk altının içindeyiz. Kaldı alttan gelen rakiplerimiz de oldu. Bu arada Antep gibi, Karşıyaka gibi. Burada 4 attığımız Karşıyaka bizden sonra 6 puan aldı. Şimdi yani kazandık ama bundan sonra bu bize bir ders olması lazım. Yani hem sahadaki davranışımız, hem rakibe gösterdiğimiz saygı, hem kazanacak gücümüzü, ortak aklımızı daha üst seviyede bir an önce kazanacağımız puanları ortaya koyacak yapıyı sahada sergilemek durumundayız. Aksi takdirde sorun yaşarız. Bu saatte yaşanacak sorun çok büyük sıkıntılara yol açar. O yüzden bence oyuncu arkadaşlarımızın hafta sonu yani maçta gösterdikleri işte Ordu'nun girdiği pozisyonlar, bizim fazla pozisyon vermemiz, işte 3. bölgede fazla etkili olamamamız, Ordu'nun oyuna ortak olması biraz tereddüt yarattı.
Ama sonuçta pozisyonlarda bulundu aslında. Sonuçta yani kazandık ama hiçbir şeyin zor olmadığını da gördük. Bence bundan sonra bazen insanlar kaybederek de kazanmanın değerini veya kaybederek de kazanacak ortamı ortaya koyabilirler, ders alırlar. Biz kaybetmeden, Allah'a çok şükür, kaybetmeden bundan sonraki maçların değerini ve bundan sonraki maçların çok daha ciddi, çok daha üst seviyede, çok daha ortak akılla koşarak kazanılacak puanların alınması gerektiğini oyuncu arkadaşlarımız ve teknik ekip, herkes, bizler de cami olarak gördük. Bence bundan sonra inşallah daha verimli, daha olumlu. Zaten öyle bir sürecin içindeyiz. Süreç öyle işleyecek. Biz yani sonuç itibariyle bizim kalan maçlarımızda bulunduğumuz yeri koruyup asgariyi koruyup ilk ikiden çıkma isteğimiz var. O arzumuz var. Ama bunu gerçekleştirmek biraz güç. Arka arkaya 6-7 maç kazanma durumundayız. O yüzden bulunduğumuz yeri korumak adına da her maçı ondan sonraki maç yokmuş gibi, ligin son maçıymış gibi algılamak zorundayız. Lig bizim için yeni başlıyor. Yani sezon başı başlası, lig 7 hafta desek, bu konumda lige başlıyoruz desek herkes kabul ederdi. O zaman bu konumuzdan kimse şikayet etmeyecek. Oyuncu arkadaşlarımızla, teknik ekibimizle, taraftarımızla, dua edenimizle, ruhuyla, gönlüyle, gönlünü oraya veren herkes de ortak akıl etrafında bu işi başarmak zorundayız. Peki Ercüment Hocam, Embilla'sız, Tuna'sız bir Samsun Spor, Murat Akyüz bir Samsun Spor, sahaya sürülen ilk 11, Ordu Spor'u gol atacak veya Ordu Spor o bölümlerde maçı lehine çevirecek bir kadro değil miydi? Yani bu kadar seyredilmiş maç dakikalar geciktikçe ortaya atılan. Tabii bu bakış açısıyla alakalı, yine her zaman söylediğimiz gibi sonuçta takımın teknik direktörü böyle bir tasarrufta bulunmuş. Oyuncuların rotasyonunu sağlamış, dinlenme amaçlı, ceza yememe amaçlı vesaire birçok nedenden dolayı bu kadroyu çıkarmış olabilir. Ona saygı duyuyoruz, o problem değil ama eminim ki Erhan Hoca tutup da çocuklar adam topa giderken uzak kal, baskı yapma, adam alsın dönsün demiyor. Onu hiçbir teknik adam demiyor. Hiçbir yani. Demiyor ama, yapmaz zaten. Ama sahada o görüntü vardı. Vardı. Yani evet. Birebir hiçbir oyuncu, hiçbir ilk topa temas yapamadık. Genel anlamda söylüyorum. Hiçbir derken yani birçok pozisyonda ikinci top kazanımında çok zayıftık. Şimdi gazeteyi okuyorum, işte stres, baskı vesaire. Samsunspor ligin en deneyimli takımı. Yaş ortalaması olarak da ligin en yaşlı takımlarından biri. Dolayısıyla ben bunu mazeret olarak görmüyorum. Baskı ve stresi. Biraz çünkü deneyimli kadroların bunların üstesinden gelecek maç tecrübeleri, maç yaşanmışlıkları var. Dolayısıyla hata yapabilir. Evet, zor bir maç. Konsantre olabilmek konusunda zorluk derecesi yüksek bir maç. Müsabakayı eşit konsantrasyon seviyesinde başlayan Samsunspor çok daha farklı bitirebilirdi. Fakat Ordu Spor'un konsantrasyon seviyesi bu kadar, bizimki daha aşağıdaydı. Bu zordur, doğrudur ama önemli olan 3 puanı kazanmaktı. Evet, kazandık, mutluyuz. Ama biz burada bu 3 puanı kazanırken de gördüğümüz eksiklikleri, gördüğümüz iyilikleri söylemek durumundayız. Dolayısıyla bunun için buradayız. Ama biraz evvel belirttiğim gibi yaş ortalaması 30'u bulan bir takımın bu tür pozisyonlarda çok baskı yemesi ve stres yaşamasını yani doğru bir yaklaşım olarak değerlendirmiyorum. Maça konsantre olamadık cümlesi doğru. Çünkü neden bak? Ama hocam hafta boyunca da hep bu tür bir açıklamalar yapmıştık. Bir şey söyleyeceğim hocam. Hocam destek, bu konuyla ilgili bir destek verebilir miyim? Bu konuyla yani, ilgili hocam hafta boyunca da hep takım iyi analiz ediyoruz, iyi hazırlanıyoruz, yönetsel ciddiye alıyoruz, bu, saygı duyuyoruz. Yönetsel bu söylemler. Evet. Yönetim tarafından, teknik şubesi, teknik kadro bu, oyuncular bu ama maça çıkıyoruz farklı bir tablo var. Yani hiçbirimizin benimsemediği, teknik direktör Erhan Hoca'nın da benimsemediği eminim. Başkan Erkut Tutu ve yönetim kurulunun da benimsemediği. Kesinlikle. Coşkun Zeren'in de benimsemediği ama kazanmaktan mutlu olduğu bir maç yaşadık. Eminim oyuncular da kendilerini Samsun Spor beğendi. Kazanmasını bildi. Yani Antalya Spor sürpriz yaşamıştı. Ben bunu şöyle söylüyorum. Samsun Spor buna müsaade etmedi. Ama olabilirdi başka de. Takım bunu, buna izin vermez. Bakın 7 maçımız var.
Sen söyleyeceğini söyle hocam. Bir destekliyordum. Hocam hem eksik kaldık bir de tecrübeden bahsettiniz yaş ortalamasından. Kulübeden giren yani bench'te oturup da kulübeden içeriye giren destek olan oyuncuların da musabık olması, tecrübeli olması önemli. Bizim yani ben rotasyon oldu ama bence algı sorunu yaşadık biz. Konsantrasyon problemi. Tamam. Biz de Embiid'le motorik özellikleri farklı olduğu için onu ayrı tutuyorum. O çok özel bir oyuncu. Onun dışında o gün 18 kişilik kadroda kim sahada süre alacaksa o zaten Samsunspor forması altında yarışabilecek kabiliyeti olan sporcu. Burada i̇şte bence takım bir tek mazeret hocam. Bir tek yani takım kurgusunu eleştirmekten ziyade bir tek mazeretimiz var. Konsantre olamadık. Kesinlikle. Şimdi gazeteler yazıyor. Kardeş takım, kardeş takım olmaz. Kardeş kulüp olur. Evet. Kardeş kulüp olur. Kardeş takım olmaz. Kardeş takım sahaya çıkan takım kardeş olamaz. Böyle bir şey yok. Hocam çok ama güzel dostluk kulüp olarak vardı. Ordu Spor'u Ordu'da yenebilseydik belki ilk ikiden çıkma şansımız olacaktı. Ordu Spor'la hem burada berabere kaldık hem orada. İkimiz de birbirimize çok... İşte onu anlatmaya çalışıyorum. Hocam, kardeş kulüp olabilirsin, komşu kulüp olabilirsin. Ama kardeş takım mantığına katılmıyorum. Şeye geleceğim. Hocam şimdi, devam edelim isterseniz. Bir Avni abiye de söz verelim. Bir VTT'miz var. Onu girelim. Ondan sonra... Ama ben bir şey söyleyeyim. Bağlayayım hocayla. Tamam, aynı buyurun, birbirimizi buyurun. Tamamlayalım. Ondan tamam, sonra buyurun. Avni abimize buyurun. Verelim. Şimdi birkaç istatistiğim var. Onları da bir sonraki bölümde konuşuruz. Bu istatistiklerin neticesinde Besim hocam da söyledi. O sayısal değerleri verdiğimizde bugün 27. maçı oynadık. 28'den 34'e 7 maç var. Ve bugün 6. takım olarak playoff'tayız. Evet. Doğru mu? Evet. 44 puanla playoff'tayız. Şayet yönetim var. Yönetsel sıkıntı yok. Evet. Taraftar konusunda Samsunspor üstün. Ekonomik inşallah işler oluyordur. Takım kadromuz iyi. Teknik direktörümüz ikinci yarı takımın ivmesiyle beraber bir şey... Bu durumdan hariç Samsunspor en az playoff'a kalmazsa bunun mazereti olmaz. Bulunduğumuz konumu korumak durumundayız. Çünkü biz playoff'tayız şu anda. Onun için bir mazeret yok. Takım kadromuz var. Doğru mu? Gerçekten yani, öyle. Yönetimimiz var. Oyuncularımız var. Teknik direktörümüz var. Taraftar bitti o iş. Şu andan yani. İtibaren çünkü son kalan 7 maçta Samsunspor playoff'a kalmazsa mazereti yok. Kimsenin. Hiç kimsenin mazereti yok. Şu şöyle armudun sapı, üzümün çöpü yok. Playoff'tayız. Şu anda 44 puanla 6. durumdayız. Peki. Bulunduğumuz durumu korumak zorundayız. Evet, peki Avni abi, benim hocalarımız dedi ki saygı duymak lazım Eren Hoca'nın kadro tercihine, sahaya sürdüğü tercihine. Tabii bunları tüm hesapları kendisi yapmıştır. Teknik adam gözüyle bakıldığı zaman da çok doğru ve saygı duymak gerekiyor tercihlere. Siz de aynı görüşte misiniz? Sen yapar mısın diye sorarsan belki ben başka derim. Hoca başka hocam, şimdi şöyle doğru. De olabilir de mesela Embiid'le 15. dakikada bir sarı kart görse ya oynatılır mıydı Embiid'le? Kenarda o kadar oyuncu var. O zaman Ofeydü'yle Musa'yı da alma. Hiç olmasa hiç biri de şöyle bir şey söyleyebilir sokma. Miyim? Bakın benim hayat mantığım Avni abi. Şimdi ben hocam şunu söyleyeyim oradan gidelim. Varsayımlar olmamış şeye varsayım yapılmaz. Yani şimdi doğru yaşanmışın söylüyor. Pardon. Yaşanmışın üstüne varsayım evet. Yapılmaz. Ben bunu oynattım böyle yok öyle oynattın kabul edeceksin bitti. Gayet. O zaman oynatmadınız da bu şekilde. Çünkü bizim basın tribünleri hep ikiye bölünüldü. Yani Embiid'le oynatılmaz mı veya Murat Akgüz'ü neden? Ben oyuncu oluyor? Tercihlerinden şu... ziyade bak Hasan'ın atıldığı kırmızı kart pozisyonuna takılmış durumdayım. Hocam onu az sonra konuşacağız. Onu konuşuruz. Size soracağım. O takımın sonra... ruh ve konsantrasyon durumunu belirledim. Siz de aynı görüşte misiniz? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Aynı görüşte olmadığınızda belli şimdi, oldu. Konsantrasyon hemen. Tamam kabul ediyorum. O zaafı maalesef yaşıyoruz. İyi de Samsunspor ilk mi yaşadı? Bu sezon çokça maç aynı şekilde geçti. Bu bir türlü önlenemedi. Aslında önlememiz lazım. Çünkü çokça puan kaybettik. Belki de o puanlar konsantrasyon eksikliğinden dolayı. Kaybettiğimiz maçlar da var. Berabere kaldığımız maçlar da var. Onları da almış olsaydı Samsunspor bugün bulunduğu yerden çok çok daha üstün bir yerde olurdu. Ama bununla ben bunu anlayamıyorum. İlk yarı için çocukların açıklamaları evet, var bakın, biliyorsunuz. Samsunspor, Orduspor karşısında her şeyden önce ders verir bir futbol sergilemesi gerekirdi.
Çünkü karşısında gençler vardı. Her bir lise öğrencisi çocuklar bunlar. Ve maalesef o futbolcular Samsunlu futbolculara ders verdi. Bence Samspor takımı oturup bir değil bin kez düşünmeli. Biz Ordu Spor maçında niye böyleydik? Niye bu duruma düştük? Bunun hesabını bence yapmalılar. Stüdyomuzun ne yapıyor? Sürpriz oldu şimdi. Baskın mı yedik? Ne oldu? Hayırdır? Oldu baskın. Baskın mı var? Samspor taraftarları stüdyomuzda. Hoş geldiniz. Muhammed. Hoş geldiniz. Sağ olun. Cüneyt Şakal, Kemal Ünlü, nasılsınız? Fatih. Hoş geldiniz. Acımen Hocam, nasılsınız? Fatih Güven Stüdyomuza çok ederim. Hoş geldiniz. Sürpriz oldu. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ben sağ olun. Şöyle kamera arkadaşlar. Buyurun hemen. 2015 yılı en iyi Yaşar Doğu spor ödülleri ödül almaya kazan Spor Aksiyon ekibi ve ekranda da şöyle en iyi gazeteci ve yapımcı arkadaşımız Muhammed Çavuşoğlu'nda mutlu günde bizi yalnız bırakmayalım dedik. Öyle bir sürpriz yapalım dedik. Herhalde evde otururken programımızı izlediniz. Öyle planımız zaten. Sosyal paylaşım sitesine. Öğleden sonra öyle planımız vardı zaten bizim. Kemal arkadaşımızla, Fatih arkadaşımızla beraber. Akşam nasıl olsa yayın da var dedik. En azından bir sürpriz yaparız dedik kendilerine de. Hem tebrik ederiz hem de başarıların devamı dileriz dedik. Sağ olsunlar. Samsun gerçekten sizinle gurur duyuyor. Ekibinizle gurur duyuyor. Başarılarınız devamını diliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Siz neler söyleyeceksiniz? Başarıların devamı diliyorum Muhammed Bey. Söyleyeceklerim çok teşekkürler. Siz şöyle geçelim. Güzel sürprizi, güzel sürprizi. Böyle teşekkür ederim. Sağ olun. Eksik olmayın. Ver. Teşekkür ederim. Sağ olun. Allah razı olsun. Evet. Başarılarınızın her zaman devamını dileriz. Her zaman yanınızdayız. Bu ekibin arkasındayız. Çok teşekkür ediyoruz. Bizler de her zaman sizler bizi bu zirveye taşıdınız. Öncelikle size çok teşekkür ediyoruz. Taraftarlara, Samspor taraftarlarına, Samspor camiasına, bizi değerli izleyicilerimize çok teşekkür ediyoruz. Bu güzel sürprizden dolayı da ayrıca teşekkür ediyoruz. Yani çok mutlu olduk ve hocam pek fazla heyecanlanmam böyle yayınlarda ama bu sefer gerçekten çok anlamlı da bir sürpriz oldu. Hiç beklemediğimiz anda kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum. Ben kendilerinden bir ricada bulunacağım. Samsun Spor'un, ben dışarıda çok yaşadım, Ercüment Hocam da keza öyle. Dışarıdan buraya bakıldığı zaman Samspor taraftarı çok önemli. Samspor kulübü çok önemli. Sizlerle beraber Samspor çok inanılmaz bir enerji açığa çıkartıyor. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Biz birbirimize, kendi dokumuza, kendi evladımıza, kendi kulübümüze sahip çıkarsak biz bir bütün oluruz. Buradan çıkacak güç, çıkacak ses çok gür olur. Bu anlamda sadece Samspor'da süre alan Samsun'dan, altyapıdan yetişen genç kardeşlerimize daha çok destek bekliyorum sizden. Hoşgörü. Bir ikincisi de artık Samspor son 7 haftada final maçları oynayacak. 4 maçı kendi sahasında oynayacak. Tribünlerde tamamen dolu görmek istiyoruz. Buradan bu mesajı sürekli verelim. Sürekli zaten içeride dışarıda kendileri yalnız bırakmıyor. Zaten ama Samspor'un yarışmasını sağlayan, Samspor'un varlığının en büyük sebebi seyircisi. Futbol seyircisiz değil. Ama seyirci ayrı şey. Taraftarsız hiç olmaz. Taraftar evet. Samspor'un o tribündeki coşkulu. Coşkulu seyirci desteği seyrediyor ama taraftar daha farklı seyreder. O takımın aidiyet duygusunu yükseltir. Onun için Samspor taraftarı zaten Türkiye'de kendini kanıtlamış. Yaptığı organizasyonlarla, şovlarla. Biz de onlarla gurur duyuyoruz gurbetteyken. Ki gurbetteyiz yaklaşık 3-4 senedir. Devamını bu çalışmaların devamını bu çalışmaların devamında da Samspor'u Süper Lig'de görmek istiyoruz. Teşekkür ederiz. İnşallah. Samspor taraftar açısından hiçbir zaman taraftarını İşte o konuda hiçbir ama zaman küme düşmedi. Ercüment Hoca'nın dediği gibi seyirci açısından maalesef oldukça bir erozyona uğradı. Ya pasolikten kaynaklanan bir İşte Türkiye çapında olamayacak. Sadece neyse, o konulara fazla gelmeyelim. Samsun Spor taraftarı şu mesajı verelim. Samsun Spor taraftarı Süper Lig'e giden bu yolda engellerin aşılması için takımının yanında, arkasında, önünde olacaktır yani. Olması gerekiyor. Samsun Spor taraftarının çünkü coşkulu görsel şovlarını bu tribünde gerçekleştirdiği zaman, o tribünü doldurduğu zaman buradan hiçbir takım puan alıp gidemez. Tabii ki canım. Biz sonuçta içeride dışarıda takımımıza gerekli desteği sağlıyoruz ama bu hafta yine Allah nasip ederse Antep'e gideceğiz yine takımımızı desteklemeye. Evet. Son 7 hafta kaldı zaten. Bu 7 haftada
alacağımız puanlar bizim için çok önemli. Rakiplerimiz de tabii kaybedeceği puanlar çok önemli bu anlamda. Biz elimizden geldiğince taraftarlar arasında organize olup bir şekilde deplasmanlarımıza gidiyoruz. Gitmeye de devam edeceğiz. İçeride dışarıda takımımızı yalnız bırakmayacağız. Çünkü bu şehir bizim, Samspor bizim, Samspor hepimizin. İnşallah, çok teşekkür güzel. Ederiz. Güney Şakal, Fatih, Kemal kardeşimize çok teşekkür ederim bu sürprizden dolayı. Arkadaşlarımızdan da hemen zaten ilk araya reklam arasına gideceğiz. Söyleyeceğiniz bir şey var mı Avni abi? Ercüment Hocam, Nesim Hocam. Gerçekten bir arası vereceğiz. Maç öncesi taraftarların görüşleri. Hemen ardından AK Parti Samsun Milletvekili adayı Fuat Köktaş. Ve hemen peşinden de bunların ikisini verelim. Daha sonra ikinci bölümde devam edeceğiz. Şimdi bu iki görüntüyü peş peşe verelim. Reklam arasına gideceğiz daha sonradan. Reklamlardan sonra. VTR taraftarlar ve Fuat Köktaş'ın açıklamaları. Evet, ikisini hazırlayalım evet, arkadaşlar. Onları verelim. Ondan sonra reklam arası. Evet, hazırsa hazırmış. Onları ekranlara getiriyoruz. Reklamlar da arada olacak. Bizden ayrılmayın lütfen. Reklamların ardından yine çok önemli konularla ve özel röportajlarla sizlerin karşısında olacağız. Sporla karşılaşıyor maç. Maç herkes açısından kolay gibi gözüküyor. İnşallah öyle olacak. Her hafta 4-5 fark diyor ama inşallah biz de atabildiğimiz kadar atacağız. Ordu Spor sürpriz atması zor gözüküyor ama Antalya Spor'u bir takıma sürpriz atmış bir takım. Bize inşallah yapamazlar. Biz güçlü bir takımız. Sağlam ve kuvvetli bir takımız. İnşallah biz yeneceğiz. Görünen köyde o zaten. Teşekkür ederim. Ordu Spor'a yazık. Günah başkanları yedi bitirdi Ordu Spor'u. Başka hiçbir şey diyecek bir şeyim yok yani. Ordu Spor maçı yine çok güzel görüntüler var. Dostluk Türkiye'ye örnek evet. olacak türden. Neler söyleyeceksiniz? Allah'ım maçı alacağız. Alabileceğimiz bir maç. Önümüzdeki maçları da alacağız. Bu maçı aldıktan sonra Antep'te aşacağız yani. Bu sene Süper Lig'e çıkacağımıza inanıyoruz. İnşallah yani buna şehrinde hep beraber inanmamız gerekiyor. Ve inşallah takımımızı bu sene çıkaracağız. Böyle bir hava var şu anda. Samspor forması, Ordu Spor atkısı. Neler söyleyeceksin? Çok güzel. Yani bizim de hedefimize ulaşmamız için bu maçı öncelikle almamız lazım. Yani playoff hedefimiz varsa bu maçı almamız lazım. Ben her ne kadar Samsporluysam Ordu Spor'u da sempatim var yani seviyorum. Ordu'ya da daha önce gittim çünkü. Orada da güzel karşılaşmalar oldu. Güzel ortamlar oldu. Aynısı inşallah burada da olur. Yani iki hafta içeride oynayacağız inşallah. Seyirci de gelir. Oradan da bir evimiz maçlardan da güzel puanlar çıkarırız. Hedefimize ulaşmak istiyorsan. İnşallah bizim için güzel bir maç olur. Güzel bir sonuç alırız. Ordu'nun bu haline düşmesinden gerçekten Samsun olarak bir kardeş kulübü olarak gerçekten çok üzüldük diyoruz ama ne yapalım işte biz de playofflara kalıp veya ikinci sırada tamamlayıp Süper Lig'e çıkmak istiyoruz. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Biz de 2-0 yeneriz işte. Ordu Spor bizim kardeş takımımız. Özellikle bugünkü maçta Samsun'a başarılar diliyoruz. Kazanılması gereken maçı kaldırmış gibi geliyor. Bugüne gelinceye kadar gerekli başkanlıkla yapmış olduğumuz görüşmeler istişare sonrası. Kaçtığımız her şeyin hazırlıkları maçı inşallah kazanılmaları yola devam edeceklerini söylediler. Biz de buna inanmamız tam bir şey. İnşallah sağlıklar. 3 maçlar ayrılacak ve hedefler sağlıklar. Devam yaklaşık 14-15 yıldır Samsunspor'u yönetici olarak da taraftar olarak da yönetici olarak da hep yanındayız. Hep onunla beraber yapmaya da yürümeye devam edeceğiz. Biz Sevda işimiz. Sevda'nın da ötesiyle bu şehrin havasını teneffüs eden bütün insanların Samsunspor'a bir kimlik olarak sahip çıkıyor. Bu şehrin en önemli tanıtım aracı Samsunspor'u. Reklam aracında sivil dönemde, gerekse başkanlığında ve gerekse de il başkanlığında görevlendirilmesi ifadesi. Bundan sonra da daha yüksek kayıtlar, daha yüksek seçim ifade etmeye devam ediyor. Samsunspor çok geniş çıkışlı aşamalardan geçmiş olmasına rağmen
ayakta kalanını başarmış bu da Samsun'un ayasında bir spor sahnesinde. Samsun'un taraftarlar Samsun'a sahip çıkıyorlar. Ortaya çıkıyorlar. Süper Lig'den bir kez düşen takımların amatör lige doğru gittiğini de gördük ama Samsun'un Samsun'un taraftan içine beraber sahip çıkmaya. Artık ama Samsun'un olduğu yere bakacağız. Bizim desteğimiz var. Başkalarının desteği var. Gerek şimdi bakarız. Gerek çalışan bir dönem. Yeşil ve spor bakarız. Samsun'un spora bakanlığın yapacağı yardımlarına çok daha içine olmaz mı? Yardımlar el attı. Taşımaya gayet kulüp başkanlığı kaynaklarını bir daha geri dönmemek üzere çok teşekkür ederim. Hem Haber Medya Grubu hem de Spor Aksiyon ekibi adına izleyiciniz anladınız. Hayırlı olsun diyoruz. İnşallah bize de teşekkür ediyorum. Allah mahcup etmez inşallah.